Değerli izleyenler, heyecanlı gelişmeler var. Her ne kadar Terter ve Adela hattındaki tatsız durumlar, bu tatsız durumlardan kastım cephe değil sakın. Sadece sınır boyuna bizi üzmek için sivil halkımızın fabrikalarına ve evlerine zarar vermek için ateş açıyorlar. Bu bir savaş ama üstün olan taraf Azerbaycan ordusu. Artık Azerbaycan ordusu ilerliyor ve Azerbaycan ordusu bu ilerleyişini, evet, bu ilerleyişini ne yapıyor? Süslüyor ve gittiği her yerde bayrağı göndere çekerek bunu gösteriyor. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Hüdafer'in köprüsünü alarak Azerbaycan ordusu planlı ve sistematik bir ilerleme gösterdiğini tüm dünyaya ispatladı. Evet, Azerbaycan ordusunun, ben birçok savaşı anlattım ama tabii ki kendi milletimizin savaşını anlattığımızda, kendi milletimizi izlediğimizde heyecanlarımız daha bir depreşiyor. Ama şu husus var. Bakınız, bunu yürekten söylüyorum. Azerbaycan ordusu kadar yoğun ve özellikle sistematik olarak, psikolojik harekat olarak ve sistemli bir şekilde kendisini deşifre etmeyen bir ordu çok az. Gittiği operasyon yaptığı yerlerden bir görüntü yollamıyorlar. Sadece alınıp güvene alındıktan sonra görüntüler geliyor. Sahadaki gazetecilerden ve uluslararası ajansların gözlemcileri ve benzeri yerlerdeki kişilerden aldığımız bilgilerde çok uğraş veren bir durumdan sonra gerçekleşiyor. Cephe hattını dikkatle takip ediyoruz. En ufak bir ses, en ufak bir bilgiyi derliyoruz. Ama şu husus var ki artık Azerbaycan ordusunun karşısında Ermenilerin kullandığı maketlerden bir tane bakın. Şu anda SİHA'larımıza karşı koyduklarını söyleseler de özellikle keskin nişancı sniperlarımıza karşı bunları uyguluyorlar. Öne yem olarak bırakıp atış yapılan yeri tespit edip oraya atış yapıyorlar. Bu bilgiyi de dipnot olarak sunalım. Çünkü kendilerinin başka çaresi yok. Şu anda solda bakan şahıs belki bir saat sonra, belki üç saat sonra SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getiriliyor. Ama dikkatinizi çekerim. Dikkatinizi çekerim, onu da söyleyelim. Nasıl tünel haline getirdiklerini size gösterelim. Bakınız. Bu bölgeyi siper yapmışlar ama uzun bir hazırlık yaptıkları belli. Yani askerimiz neden yavaş, neden şöyle, neden böyle diyenlere sesleniyorum. Size tüneli gösteriyorum. Şu yaşlı şahsın, evet, emekliliği gelmiş, evet, saçı başı ağarmış şahsın, asker diye çağırmışlar bunu, asker bulamıyorlar. Bu şahıs bir tünelden, evet, bir tünelden geliyor. Şu geldiği yerin arkasındaki bölümün altı muhtemelen tünel, çünkü orada tahtanın bir üst tablası gözüküyor. Demem odur ki, tünellerle, siperlerle bir gün oraya geleceğimizi, bir gün oraya artık rahat olmayın, biz geldik diye kapıyı vuracağımızı tahmin etmişler. Ne demişler? Su uyur düşman uyumaz. Değil mi? Su uyur düşman uyumaz. Özellikle Karabağ'ın güney tarafları o kadar çok yoğun ki değerli izleyenlerim. O kadar yoğun operasyonlarımız gerçekleşiyor ki artık bu operasyonlar hepimize gurur veriyor. Ve bunu gören Ermenistan, Terter ve Adera hattını vurduğunu daha önceki yayınlarımda belirttim. Ama bir husus var ki, hepimizi heyecanlandıran bir husus. Bu hususu hepimizin iyice ve yüreklice değerlendirmesi ve heyecanlanması lazım. Heyecanlanacağınız bir durumu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz, Azerbaycan'ın öz ve öz topraklarını, mübarek topraklarını, evet, mübarek topraklarını şu şekilde bakalım. Evet. Bu mübarek toprakları tekrar şey yapalım. Bir saniye. Evet. Bu Laçin'den özellikle Nahçıvan'a bir koridordan bahsediliyor. Hemen birileri şirik diyecek. Diyecekler ki Ermenistan Rusya'yla İttifak anlaşması var. Ermenistan topraklarına bir hareket olursa şu olur bu olur. Ben de diyorum ki hadi oradan. Hadi oradan. Ben her zaman demem hadi oradanı. Suriye'de Rusya girme dedi. Ne oldu? Suriye'de şu anda
binlerce askerimiz Rus askeri karşımıza çıksın diye bekliyor. Nerede Rus askerleri? Uçak uçuruyor güya. Neredesin Rus askeri? Karadan Rus askeri neredesin? Bakın bütün halkımıza sesleniyorum. Hava savunma sistemlerini de kurduk. Ve özellikle Kırım'dan cephe açarız diye artık uyardık Rusya'yı. Kırım'da Türk üssü açacağız ve Ukrayna istiyor, biliyor musunuz? Doğudaki Ruslar biliyorsunuz Ukrayna'da kendilerine göre bir özerk bölge kurdular ve dünyaca tanınmak istiyorlar. Rusya'nın verdiği silahlarla Ukrayna ordusuna kayıplar verdirmişlerdi ama onlara kabus da geldi. Ukrayna devleti de bizden siyah bayraklar aldı. Ve hala operasyon alanında kullanmadı ama kullanacak. Tatbikatlarda kullandı, iyice elleri alıştı. Sevinçliler. Çünkü doğudaki, Ukrayna'nın doğusundaki Rus aylıkçıları, evet bununla yeneceklerini düşünüyorlar. Biz de onlara kolay gelsin diliyoruz. Şimdi konumuza geçecek olursam öyle bir durum var ki, öyle bir husus var ki, Azerbaycan ordusunun ilerleyişi şu şekilde değerli izleyenlerim, haberlerden tam takip etmeyenler için söylüyorum. Öz be öz anlatıyoruz burada. Evet. Şu bölgeden bir yükseliş var. Evet değerli izleyenlerim. Şu bölgeden bakın. Şu şah hattına görüyor musunuz? Bir de Kırmızı Pazar bölgesinden ilerlediğimizde o bölgeden de top atışlarıyla ne yapacağız? Düşman unsurlarını rahatsız edeceğiz. Hemen şöyle açalım. Bunu bilinsin diye söylüyorum. Yani ordumuz orada durmuyor. Ordumuz bir yerde sıkışmış değil. Ermenistan saldırdı. Biz de karşılığını ilerleyerek veriyoruz. Değil mi? Kötü mü yapıyoruz? İyi yapıyoruz. Sizlere demiştim. Fuzuli nedir? Fuzuli Karabağ'ın ana kapısıdır. Ondan zorlanmıştık. Ve Fuzuli hattından da evet değerli izleyenlerim, şu şekilde, evet şu şekilde bir presleme. Anlıyor musunuz? Bakın, bakın, bakın. Bu şekilde ilerleyeceğiz, bakın. Görüyor musunuz? Şu şekilde. Burayı aldıktan sonra, bakın. Birçok savaşı izledim. Savaş stratejisini izledim. Bizim Türk ordularının yaptığı strateji bu. Daha sonra bu bölge preslendi diyelim. Bu bölge preslendi. Laçin'e. Gönlümüzden geçirildi demin de dediğim gibi savaş tazminatı. Topraklarımı aldım ve Türk dünyasını birleştirilmesi. Niye? Rusya'nın nabzını yoklayacağız. O kadar sen dünya kadar toprakta kal. O kadar toprağı işgal et. Bir koridor için laf et, öyle mi? Bakacağız. Bu Türk ordusunu ve Azerbaycan ordusunun güvenlik meselesi. Eğer Azerbaycan ordusu bir şekilde kara yoluyla bir koridor açarsa şu bilinmelidir ki artık Türkiye ile beraber güvenlik anlamında çok önemli bir avantaj teşkil edecek ve caydırıcılığı artacak. Müjdeler olsun diyorum. Müjdeler olsun. İnşallah o güzel günleri göreceğiz. Azerbaycan ordusunun hızlı ilerleyişi ve bu ilerleyişi güneyden artık herkesi, evet herkesi şaşkına çevirecek şekilde sürprizlerle. Evet, sabah uyandığınızda şu şeyi aldık mı diye bekliyorsunuz. Bana gelen mesajlar da öyle. Ha, bana soracak olursanız ben dahi sahayı o kadar takip etmeme rağmen o kadar sürprizle karşılaştık ki. Evet, bu güzel sürprizleri yapsın bize kahraman Azerbaycan ordusu. Yüreğimiz onlarla. Kahraman halkı, cesur halkı onlarla. Tekrardan zaman ayırdığınız için teşekkürler ama ordumuza dualarınızı esirgemeyin. Çünkü hepsi gurur duyulacak hünerler, hepsi gurur duyacak yiğitler. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Evet değerli izleyenler, bu güzel yayını cephe hattından bizi izleyen tüm insanlara, tüm askerlerimize, tüm halkımıza, bütün Türk dünyasına, bütün izleyen, bizde kalbe atan tüm güzel insanlara hediye ediyorum. Görüşmek üzere. Lütfen paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.